Beyler bayanlar selamlar. Yeni bir projeyle daha yine karşınızdayım ve bu seferki sizin en çok sevdiğinizden değil mi? Ücretsiz kazanç. Evet, hiçbir yatırım yapmadan arkadaşlar sadece bileğinizin gücüyle para kazanabileceksiniz. Nasıl mı olacak? Hadi gelin şimdi projeyi birlikte inceleyelim. Öncelikle arkadaşlar projemizin ismi Arcade NFT. Arcade NFT aslında birden fazla oyun yapmayı planlıyor ve bunlardan ilki arkadaşlar Meta Dragons olacak. Bugünkü konumuz bununla alakalı zaten. Bu oyunu en basit bir şekilde sizlere nasıl mı anlatırım arkadaşlar? Slither.io'yu mutlaka bir şekilde oynamışsınızdır. Neydi? Yılan, birbirinizi yiyorsunuz, birbirinize çarpmaya çalışıyorsunuz, çarparsanız ölüyorsunuz. En büyük hale gelmeye çalışıyorsunuz. Birinci işte ödül kazanıyor, birinci oluyor vesaire. Aynı oyunun birazcık daha farklı bayrak kapmalı şeklinde olduğunu düşünün. Şu anda da size ekranda bir kesit koydum ama birazdan daha uzun bir oynanışa oyun içeriğiyle ilgili daha detaylı bilgi vereceğim. Ama gelin şimdi ilk bir projeye bakalım ve ne kazanabileceğinizi nasıl yapmanız gerektiğine bakalım. Bir kere arkadaşlar burada Minting Now yazıyor ama mint yapmanıza gerek yok. Dediğim gibi ücretsiz. Eğer mint yapmak isterseniz de şurada gördüğünüz NFT'lerden hatta OpenSea'de de satılabiliyor. Neredeydi? Hemen Meta Dragons'a bakalım arkadaşlar. Bu NFT'lerden birisine sahip oluyorsunuz. 0.25'e mint edebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bedava oynayabildiğiniz için bunu yapmanıza gerek yok. Bu sadece özel oyunlara, evet NFT sahiplerine bazı özel oyun modları açılıyor. Onlara katılabilmek ve bir yandan da pasif gelir elde etmek için gerekiyor arkadaşlar. Dilerseniz mint deyip satabilirsiniz ama mint fiyatı 0.25'te, hatta şurada mint'e tıklayalım bakalım 0.25'e normalde satılırken arkadaşlar OpenSea'de değerleri birazcık daha common ve düşük çıkartırsanız daha düşük fiyatı gidiyor maalesef. O yüzden diğer tüm Play to Earn oyunlarındaki gibi eğer kutu açma şansınıza güveniyorsanız burada da yine aynısını deneyebilirsiniz. Ya da illa bir NFT mi olsun diyorsanız OpenSea'den de alabilirsiniz. Zaten şuradaki satış hacmini görebilirsiniz. Peki ücretsizse nasıl kazanacaksınız? Arkadaşlar şurada yukarıda hemen turnuva var. Turnuva kısmına giriyoruz. Ve burada Arcade NFT'nin altında düzenlenen tüm turnuvaları görebilirsiniz. Bizi burada ilgilendiren arkadaşlar Meta Dragons. Bugünkü konumuz da zaten buydu. Hemen hatta geçelim arkadaşlar Meta Dragons kısmına. Burada zaten görüyorsunuz 5. sıraya kadar düşmüşüm. Oyuna girip oynadığınızda arkadaşlar ilk 3'e ödül veriyorlar. Burada da direkt ödülleri yazıyor. 0.1 ETH, 0.05 ETH, 0.05 ETH diye birinciye, ikinciye ve üçüncüye ödül veriyorlar. Günde 2 kere gerçekleşiyor bu turnuva arkadaşlar. Akşam 7 birincisi, 2 saat boyunca oyun açık oluyor ve 2 saatin sonunda birinci, ikinci, üçüncüye ödül veriyorlar. Yani 7'den 9'a kadar. Bir diğeri de gece 1'de başlıyor arkadaşlar. Gece 1'den gece 3'e kadar sürüyor. Ve buradaki benim oynadığımda gördüğüm kadarıyla Nick hayvan gibi oynuyor. Gerçekten hayvan gibi oynuyor. Neyse, Nick'i boş verin şimdi de. Burada kafa karıştırabilecek önemli bir noktaya değineyim. 2 tane turnuva oluyor ama günde bir kere ödül veriliyor. İki yarı gibi düşünebilirsiniz aslında. Birinci yarıda oynadığınız arkadaşlar diyelim 300 puanı ulaştınız. İkincisinde oynadınız 200 puanı ulaştınız. Hangisi yüksekse o baz alınıyor. Yani iki farklı ödül dağıtılmıyor. İki kere ödül verilmiyor. Ya da ikisi toplanmıyor arkadaşlar. Ben de ilk başta karıştırdım, acaba ikisi toplanacak mı, ne olacak vesaire diye. Net olarak bu arkadaşlar. Hangisi yüksekse onu baz alıyor. Ve ilk üçe girerseniz her gün dağıttıkları ödülden Ethereum'dan alabiliyorsunuz. Burada da aynı zamanda zaten düzenlenen tüm turnuvaları duyuruyorlar. Hatta biraz önce benim söylediğim turnuvadan da yine burada bahsettim. Ve şöyle de bir şey var arkadaşlar. İlla ilk 3'e girmenize gerek yok bir şeyler kazanabilmek için. Eğer ilk 3'e giremezseniz daha sonrasında da arkadaşlar neredeydi hemen sayfamız? Sunday Raffle var, görüyorsunuz. Sunday Raffle, Sunday Raffle diye aşağıya doğru gidiyor. Sadece oyuna girmiş olmanız bile yeterli. Bayrağı kapmanıza gerek yok. Peki bu size ne veriyor arkadaşlar? Bir tane çekiliş hakkı veriyor. Raffle'dan zaten isminden anlamışsınızdır. Ve bu Raffle'dan çıkacak biletten, daha doğrusu çıkacak arkadaşlar çekilişi kazanırsanız bir tane NFT'ye sahip oluyorsunuz. Biraz önce gösterdiğim gibi OpenSea'de satabilirsiniz. Aynı zamanda OpenSea'yı açmışken şurada da şey yapalım. Toad Runners'la da bir işbirlikleri var. Ve total volümü zaten buradan görebilirsiniz. 182 Ethereum'luk bir volümü var. Ve hala her gün birer üçer de olsa satışları devam ediyor. Şurada bak 17 tane olmuş hatta. Neyse. Hatta Discord'da da geçelim arkadaşlar. Buradan da göreceğiniz üzere geçen ayın 22'sinden itibaren free to play oldu. Yani hala çok fazla oynayan yok. Nifty League'de biliyorsunuz arkadaşlar
Bayağı bir uğraşmanız gerekiyordu. Bayağı bir uğraşmanız gerekiyordu. Bunda da evet birazcık oynaması Niftilik kadar zor olmasa da 2 saat boyunca düzgün bir şekilde oynamanız gerekiyor. Ama sıralamaya girerseniz net garanti bir kazanç sunuyor. Diğeri çekilişe arkadaşlar. Bu kadar konuştuk. Bir de oynanışa geçelim arkadaşlar. Oynanışta da mouse'u yönetiyorsunuz tamamen. Sinter.io'daki gibi. Telefonla ya da başka bir cihazla oynamanızı tavsiye etmem. Bunu oynarken de iyi bir bilgisayar en azından kasmaması gerekiyor. Çünkü çok ince böyle sağ sol yapmanız gerekebiliyor. Amacınız ne? Bayrak taşıyan birisi var. Ve o bayrak taşıyan birisini sizin yılanınıza çarpmanızı sağlayacaksınız arkadaşlar. Ama kafasına değil kafadan gerisine. Sizin kuyruğunuza, gövdenize ya da işte boyundan altına çarptığı zaman onu yok ediyorsunuz. Onu yok edip bayrağı ele geçirdiğinizde de bayrağı taşıdığınız süre boyunca puan kazanıyorsunuz. Ve bu puanlarla da sıralamaya giriyorsunuz. Şu anda bakarsanız zaten çok fazla kişi yok. 7 kişi, 10 kişi, 11 kişi vesaire online oluyor. O yüzden kazanma şansınız daha fazla. Tabii Nick gibi kişiler bayrağı bırakırsa. Ben ilk girişimde kaç üçüncü oldum. Daha sonrasında bir 15-20 dakika oynayıp çıktım arkadaşlar. Ve şu anda da hala 5. sıradaydım. Yani şimdi birazcık daha atıyorum girip kasmış olsaydım eğer toplam 1 saat büyük ihtimalle kasıp belli bir puana getirip salmış olsaydım yine üçüncülük ödülünü alabilirdim diye düşünüyorum. Artık bir yarınki turnuvada belki denerim vakit bulabilirsem. Peki sizlere verebileceğim ince taktikler ne? Haritada bir de böyle puan tarzı şeyleri görüyorsunuzdur. Bunlardan en önemlisi bayrak kapmada bana göre yeşil olan. Çünkü yeşil olan sizi hızlandırıyor arkadaşlar. Normal hızınızdan daha hızlı gidiyorsunuz. Bir de bilmeniz gereken diğer şey mouse'un sol tuşuna tıkladığınız zaman daha hızlı gidiyorsunuz. Tıklamadığınızda küçülüyorsunuz ve daha yavaş hareket ediyorsunuz. Bunu mutlaka stratejinizin içine koyun. Çok 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 önemli. Sağa sola dönerken haritanın dışına da çıkabiliyorsunuz örneğin. Artık bu stratejileri oynanışı oynayıcı kendinizi geliştirip sıralamaya girip her gün dağıttıkları ödüllerden faydalanabilirsiniz. Eğer pasif gelir de sağlamak istiyorsanız arkadaşlar yine NFT kazançlarına kendinizi araştırıp göz atabilirsiniz. Ama şu dönemde ne olur ne biter bu tamamen size kalmış bir şey. Araştırmanızı iyi yapın derim. Muhteşem kolsuzluğumu görmek istiyorsanız da videonun sonunda arkadaşlar izlemeye devam edebilirsiniz. Evet, bayrağı kaptım. Bazı yerlerde kaptım ama çok uzun süre tutamadım. Neyse merak ediyorsanız şimdi ekranına veriyorum. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.